Tekrardan merhabalar. Bir Docker videom ile yine karşınızdayım. Şimdi bugün Docker e, dokumentasyonu nasıl okuyacağımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Docker ile farklı imajlar indirip ve bunlardan konteyner oluşturabilirsiniz. Yalnız imajların yani eğer Dokümantasyonu okumayabilirseniz istediğiniz her imajla rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Çünkü imajlar oluştururken biliyorsunuz imajlardan container oluştururken bunlara alakalı geçirmeniz gereken işte e, environment variable'ları yani ortam değişkenleri ve diğer bazı ayarlar gerekiyor. Bunları dokümentasyonla normalde e, rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ama bu seferki videomuzda da bu dokümantasyonu nasıl okuyabileceğimizi kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar docker.com hub.docker.com'a gidebilirsiniz. Şöyle bir durum var tabii ki. E, Docker Hub olayını daha doğrusu bu web sitesine arkadaşlar taşıdı. i̇sterseniz artık bundan sonra e, hub değil de store.docker.com adresine gidebilirsiniz. Şu an için hub hala açık ama herhalde bu ileride belki kapanır diye düşünüyorum. Zaman gösterecek. Biz hub'a önce bir hub'a gidelim. Şimdi burada öncelikle aramak istediğiniz imajın adını yazabilirsiniz. Genelde aramak istediğiniz image, aramak istediğiniz uygulamanın ismiyle geliyor. Örneğin WordPress kurmak istiyorsanız WordPress arayabilirsiniz. Ya da mesela Joomla ya da herhangi bir FTP uygulaması arıyorsanız FTP yazarak bu uygulamaya sahip olan image'ları bulabilirsiniz. Örneğin diyelim ki ben Joomla arıyorum. Bakın çarpı cümle yazıyorum ve cümle ile alakalı hemen hemen baya bir imaj image karşıma çıktı. Ben arkadaşlar ilk olana bakıyorum. Zaten burada bazı bilgileri görebiliyorsunuz. Kaç tane star aldığı ve ne kadar download edildiğini görebilirsiniz. 1 milyondan fazla download edilmiş. İngilizcede K harfini görüyorsanız bu 1000 demek. Yani burada 1500 defa indirilmiş, 1200 defa indirilmiş falan filan arkadaşlar. Şimdi mesela ilk official olana gidelim. Şimdi arkadaşlar burada zaten short description kısa bir açıklamasını görüyorsunuz. Bu çok da Önemli değil. Burada yine eğer GitHub kullanıyorsanız ona benzer bir şekilde pull komodunu nasıl kullanabileceğinizi söylüyor. Daha doğrusu burada, takın pull cümle dediğinizde bu cümle imajını bilgisayarınıza e, terminal terminal üzerinden indirebilirsiniz. Diğer bir olay, burada e, tag olaylarını görebilirsiniz. Yani hangi tagler şimdiye kadar oluşturulmuş bunları görebilirsiniz. Eğer herhangi bir tag girmezseniz arkadaşlar e, latest olan tagi daha doğrusu latest image indiriyor. Bu e, tagler niye önemli? Burada genelde tagler e, versiyonlama için kullanılıyor. Bu eğer spesifik bir versiyonla çalışmak istiyorsanız bu tagleri e, söyleyerek o onları indirebilirsiniz. Evet. Şu aşağı inelim. Zaten burada işte cümle alakalı biraz bilgi vermiş. Görüyorsunuz işte MySQL veya da MS SQL ya da Postgre adı bunu nasıl söylüyorlar bilmiyorum ben önce kullanmadım bunu. Bu SQL gibi farklı SQL ver şeylerle ürünleriyle çalışabiliyor. Evet burada arkadaşlar genelde işte görüyorsunuz bir tane işte bu komutu kullanmanız için bir sample bir örnek komutu burada var ve onun pattern'ı var. Yani nasıl bir e komutu nasıl kullanabilirsiniz bunu görüyorsunuz. Burada neyin verebilirsiniz. İşte sam cümle e, link yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu merak ediyorsanız önceki videolarıma bakabilirsiniz Docker serisi altında. E, bu komutun ne olduğunu görmek için. Burada mesela işte MS container'ını nasıl bağlayacağınızı göstermiş ve detach modda çalıştırmanızı tavsiye ediyor söylüyor ve e, cümle cümlede bizim cümlemizin image ismi. Şimdi burada belki en önemli eee meselelerden bir tanesi dokümantasyonun alakalı olarak environment variable'ları yani ortam değişkenleri. Bu zaten e arkadaşlar bir ops opsiyon bu docker kullanırken göreceğiniz e, ve docker'dan daha doğrusu run komutunu çalıştırdığınızda kullanabileceğiniz bir opsiyon. Burada arkadaşlar farklı ortam değişkenlerini geçirebiliyorsunuz. Örneğin cumla db host diyebilirsiniz. Burada işte zaten açıklamaları var. Şimdi burada önemli olan iki mesele var. Eğer ee, bunlar opsiyonel olanlar varsa şimdi bazıları zorunlu her zaman olmuyor ama mesela burada hepsi opsiyonel. Ama bazı imajlarda bazı ortam değişkenlerinin zorunlu girmeniz gerekiyor. Eğer girmezseniz e, genelde o imajdan container oluşturamıyorsunuz. Oluşursanız bile container açık kalmıyor yani çalışır halde kalmıyor, e, kapanıyor. Ve bunu görmek için de Docker'da logs komutunu kullanabilirsiniz. Ne gibi hatalar oldu ya da niye çalıştırmadı falan gibi. Sonra arkadaşlar işte görüyorsunuz burada diğer bir değişken işte root girebilirsiniz diyor ama daha doğrusu bir şey girmezseniz default olarak root girdiğini söylüyor. Diğer bir önemli olay diyor ki burada mesela container'lar arasında veri okumanın olduğunu görüyorsunuz. Diyor ki eğer diyor buna bir veri girmezseniz bunu bu değişkeni set etmezseniz arkadaşlar ee, diyor ki default value of the MySQL root password environment variable from the linked MySQL container. Yani sizin bu cümle container'ına link ettiğiniz MySQL container'dan otomatik olarak MySQL root password'unu okuyacak demektir. Oranın ortam değişkeninden. Bunu da arkadaşlar MySQL container oluşturduğunuzda set edebildiğiniz bir ortam değişkeni. Aynı şekilde yine burada cümle divi name falan verebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar farklı örneklerde görüyorsunuz. Yani işte burada bir örnek burada vermiş. Nasıl çalıştırabileceğinizi. Ondan sonra hata diyor ki isterseniz bir MySQL container'ı link etmek yerine eğer remote bir ortamda bu SQL varsa bunu kullanabilirsiniz. Ya da işte vesaire local host'unuzda ya da herhangi bir remote e, ortamdan bir IP adresini kullanarak bunu e, link edebilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar bunu nasıl yapabileceğinizi örneğini vermiş. Görüyorsunuz eğer cumla db host'u kullanarak bu ortam değişkenini kullanarak e, burada arkadaşlar bu IP adresini verebiliyorsunuz. Bu eğer e, hani bir tane web hosting kullanıyorsanız ve oraya Docker konteynerinizi kuruyorsanız ve oradaki o şirket size hani veriyorsa eğer MySQL database'leri oluşturmanız için başka bir serverda bu teknik ile onu kullanabilirsiniz. Diğer bir arkadaşlar mesela ise Docker Compose görüyorsunuz. Bu genelde şu pattern yani şurada görmüş olduğunuz bu mantık yani şu listeleme mantığı hemen hemen çoğu image image ya da image neyse Türkçe ile İngilizce karışıyor. Image description'larında benzer. Burada arkadaşlar Docker Compose görüyorsunuz. Docker Compose ayrı bir komut, ayrı bir tool. Çok yararlı bir tool aslında. E, bu tool sayesinde teker teker komutları çalıştırmak yerine hepsini bir e, şekilde specify, ediyorsunuz bir dosya içerisinde. Bu da genelde Docker Compose YML isimli bir dosya. İsmini customize edebilirsiniz. Sorun değil. Ondan sonra arkadaşlar burada e, YML formatında bir nevi XML gibi düşünün. Sadece XML taglerin olmadığını düşünün. Formatında bu şeyinizi giriyorsunuz. E, Description'ı nasıl bir e, container oluşturmak istediğinizi giriyorsunuz. Bu da sizin adınıza. Buraya bunları okuyarak, parse ederek sadece bir komut ile yani docker compose diye bir e, tool'un up komutunu kullanarak bu dosyayı okumasını sağlayarak arkadaşlar hızlı bir şekilde gerekli tüm ayarlar teker teker komutları çalıştırmak yerine burada yapılmış oluyor. Ondan sonra zaten burada ekstra bazı bilgiler görebiliyorsunuz. Örneğin diyor ki adding additional libraries and extensions yani ekstra e, kütüphaneler ve extensionlar eklemek için ne yapılması gerektiğini ya da nasıl ekleyebileceğinizi vesaire bununla alakalı bilgileri burada bulabilirsiniz. Eğer varsa issues yani bu image alakalı sorunlar varsa bunu da arkadaşlar genelde GitHub kullanılıyor. GitHub üzerinden görebilirsiniz. Tıkladığımda bize GitHub sayfasına götürüyor. Cumla Docker cümle kısmına. Ve burada da e, sorunları görebiliyorsunuz. Bence burayı okumanıza fayda var. Çünkü bazen çalışmadığını düşündüğünüz ya da beklemediğiniz şeyler gördüğünüzde e, bunun hata olabileceğini de düşünün. Sadece bazen genelde şey oluyor. Yani hata görüyorsunuz. Ben mi hata yaptım? Bir yerde nerede eksik yaptım falan. Ama gerçekten bir hata oluyor ve ne yaparsınız yapın çözümü olmuyor diyebiliyorsunuz. Direkt kendiniz source kodu ya da belki de Docker ile alakalı yapılan konfigürasyonlar değiştirmedikçe. Onun için buraya bakmanızı tavsiye ediyorum. Evet burada zaten ekstra başka bir şey yok. Yorum köşesinde de genelde güzel şeyler oluyor. <laughs> İnsanlar güzel bilgiler paylaşıyorlar ve kendi yaşadıkları sorunların çözümlerini paylaşıyorlar. Bakmanızda fayda var. Evet bunu gördükten sonra istiyorsanız başka bir. Nasıl e, FTP diyelim arkadaşlar. Bakalım FTP ile alakalı ne gibi imajlarımız varmış. Burada görüyorsunuz e, FTP diye bir imajımız var. Bu e, FTP server oluşturmak istiyorsanız Docker Docker'da bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz gider yani bu e, FTP serverını kendiniz kurarsınız ya da burada görmüş olduğunuz gibi basit bir şekilde bu imajı kullanarak e, FTP serverı kurulu olan bir konteyneri oluşturabilirsiniz. Burada owner var. İşte source repository arkadaşlar. Burada yine GitHub'a konulmuş. Burada da mesela bunun nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Source'un nasıl olduğunu görebilirsiniz. Burada işte bayağı bir şey görebiliyorsunuz. Yani. Evet. başka explore kısmına gittiğimizde burada görüyorsunuz bayağı bir imajımız mevcut. Not kullanmak isteyen arkadaşlar yine aynı şekilde tıklıyorum ve aynı mantıkta bu e, kısımları görebilirsiniz. Yani bu dokumentasyonu okuyabilirsiniz. Ondan sonra tag olayını da zaten burada gördünüz. Tag olayı arkadaşlar şunu diyebiliyorsunuz. Örneğin ben bir örnek göstereyim ve burada bitireyim. Zaten çok da zor değil aslında bunu okumak. Ama bir aşinalığınız olsun diye anlatmak isterim sadece. Şimdi arkadaşlar normalde docker pull ile diyelim ki WordPress indirmek istiyorsunuz. Şimdi eğer bu şekilde kodunuzu yazarsanız komutunuzu bu WordPress'lerle alakalı en son hangi imaj yüklenmişse o repositoryye onu indirecektir. Şimdi bir repository'niz var ve o repository altında birden fazla imajınız olabilir. Ben mesela bunu ya böyle yazabilirsiniz ya da latest yazabilirsiniz. Bu e, yani böyle yapmak zorunda değilsiniz ama ha bu bir convention e, latest Latest yazdığınızda bu sizin için latest versiyonu indirecek. Ama yok eğer derseniz ki ben e, bakın burada görüyorsunuz zaten latest ama derseniz ki da bu WordPress değil artık derseniz ki ben e, işte şu versiyonu indirmek istiyorum çünkü benim kodum o versiyona specifically dayanıyor. Dolayısıyla mesela bu kodu şurada indirebilirsiniz. Yani şunu seçemiyorum ama e, bunlar çünkü link olarak karşıma çıkıyor mesela buradan yani mesela bunu okumak istediğinizde diyorsunuz ki işte 4.7.3 PHP e, şey şey versiyonu, herde büyük tab e, WordPress'in versiyonu PHP ise 5.6 PHP versiyonunu kullanıyor diye görebiliyorum. Bunu mesela deneyelim. 4.7.3 latest yerine 4.7.3 PHP 5.3 ya 5.6. 6 <laughs> FPM Görüyorsunuz arkadaşlar e, bu spesifik olarak bu versiyonunu indirdi ve ben mesela şimdi Docker Image LS dediğimde e, bir WordPress'im iki tane WordPress görüyorum. Bir tanesi Latest. Bir tanesi arkadaşlar e, bu versiyon. Zaten genelde ya burada mesela Docker file e, linkleriyle görebiliyorsunuz. <laughs> Bu da Docker file. Yani bunları e, şimdi Docker file daha önce anlatmıştım ama kısacası şu. Docker file sayesinde e, imaj e, oluşturmak imajınızın oluştuğunda ve imajınızdan container oluşturulduğunda çalıştırmak istediğiniz komutları burada Docker file içinde yazabiliyorsunuz. Daha fazla detaylı bilgiyi e, videolarından alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.